Günaydın sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanında maalesef yangınlar hala devam ediyor. Bize en yakın olan yer olan Köyceğiz Ağla'daki yangına yardım etmeye gidiyoruz. Dostum Engin'le beraber. Bugünkü gelişmeleri de sizlerle paylaşmak için kameramı yanıma aldım. Şimdi dün tabii insanlar iyi niyetle oraya çok güzel yardımlarda bulunuyorlar. Hem fiziksel güç yardımında hem de oradaki ihtiyaçlar doğrultusunda yiyecek, içecek, kıyafet yardımları yapıyorlar. Fakat bu yardımlar koordineli olmadığı zaman ihtiyaçtan fazla ayran, ihtiyaçtan fazla yiyecek oraya gittiğinde israf olma durumu oluyor, bozulma durumu vesaire olabiliyor. Şimdi muhtarlıkta gidip koordinasyon merkezinde ekibe kaydımızı yaptıracağız ve Engin'le beraber yangına müdahale etmeye çalışacağız. Biraz korkuyorum açık konuşmak gerekirse. Yalan yok, bir yangının içine girme durumumuz olabilir. Biraz heyecanlıyım ve gururluyum. Çünkü elimiz kolumuz bağlı, o evimin balkonundan o dumanın tüttüğünü görmek, o hayvanların öldüğünü orada hissetmek, bilmek, o fotoğraflar, ciğerimiz parçalandı. Dün kaç tanesini gördüm? Dün ben yangın alanında kaç tanesini gördüm? Ben senden şanslıydım. Ben yangın alanına çıkabildim. Yanan hayvanları, o ağaçların durumlarına, ağaçlar köklerinden birbirlerini dağıtıyorlar. Görmen lazım. Hani yangın dağıtıyorlar böyle, ateş dağıtıyorlar ya. Elimizden de ne geliyorsa yaptık. Gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Özellikle o hayvanların öldüklerini görmek gerçekten bambaşka. İnsanın içini acıtan. Abi ağaç da aynı, hayvan da aynı. Kesinlikle. Bizim için. Doğa canlı olarak genel bir isimlendirirsek onu. Şimdi kesinlikle geldik. Kaydımızı yaptıralım. Bakalım. Allah yardımcımız olsun. Evet, bugün çok şükür Köyceğiz Ağla'da helikopter müdahalesi başladı. Şimdi ekibimiz ikiye bölündü. Diğer ekip burada hortuma yardımcı olacak. Biz de yukarı çıkıyoruz. Gel. Engin, birbirimizde olsun gözlerimiz. Kardeşim, herkes birbirini kollasın. Kesinlikle. Ferdi iş yapmayalım. Biz takımız çünkü takım, evet, çalışması. Nerede abi? Köyceğiz 2, Köyceğiz 1. Uygun, bak şu tepe yapıyor en tepede. Oraya müdahale var mı yakından? Fazla rezerv var mı? Rezerv efendim. Şimdi onları organize ettim. Aşağıdakileri boşaltıyorum. 2-3 tane kritik noktaya bırakacağım eski yerlerde. Gerisini alıyorum. Aşağıdan alıyorum efendim. Hemen bu çay sıra sapan bir yer var. Gedik. Bugün Zekai Bey'in kaldı. Oraya gelsinler. Anlaşıldı efendim. Tamam. İtfaiyeci abimizle konuştuk. Burada yaptığımız şuymuş. Maalesef yangına şu anda havadan müdahale edilmediği için burada bir sınır belirlendi. Buradan hortum gelecek. Böyle bu şekilde buradan uzanacak. Maalesef şu anda yapmamız gereken bu yangının buradan diğer tarafa geçmemesini sağlamak. Yani bu sınırda kalmasını sağlamak. Şu anda bekliyoruz. Çok acı verici bir bekleyiş. Alevleri de görmeye de başladık. Havaya böyle kozalak fırlatıyorlarmış. Diğer tarafa böyle bir bomba gibi sıçrıyor ve diğer bölgeyi de yakıyor. Amacımız dediğimiz gibi şu hattı korumak. Destekliyor şu anda yangını. Ama eğer burada durdurmazsak, eğer buraya sıçrarsa önünü alamazmışız. Biz de buradaki müdahaleye destek olacağız inşallah. İnanılmaz şu anda. Nefes almak iyice güçleşti. Çok
çok şükür bir uçak müdahalesi yapıldı şu anda. Keşke bunlardan 2-3 tane daha olsa. Keşke. Allah'ım, buralara kadar geldi yangın. İnanılmaz şu anda. Çok acı, çok acı. Ufacık bir yerde ufacık bir yangın var. Ateş var demek böyle başlıyor. Burası nasıl yandı? Attı kardeşim kaç kişi. Kozalak mı? Yok şey. Ateş kabuk atıyor, rüzgar getiriyor. Sıkırıyor. Nereye usta? Söndürdüm abi. Tamam. Hasan çek! Yürü baba sar. Aşağılara bakıyorum arkadaşlar. Ha? Neresi? Aşağısı. Aşağıda mı? Ek hortum mu? Ek hortum mu lazım? Abi! Abi! Ek hortum lazım. Acil ek hortum lazım. Yukarıda. Yukarıda mı? Asıl, asıl. Tamam. Abi! Abi! Yardım etsene! Dur 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 atma! Aradöz mü? He. Araba mı? Aradöz içeride kaldı. Adamlar içinde zaten yangın. Şurada adam var içeride. Bağıralım. Bekle burada, bekle. Arazöz kaldı yangının içinde. Bak bu arazöz yok. Zenciri çevir. Zenciri çevir bir rüzgarı. Çevir. Zenciri çevir.
Pamuk yoldan bakalım en iyisi. Gel Mamuk, sıra daha güzel. Çıkmış mı? Bu muydu kalan? Hı, çıktı. İyi, çok şükür. Müdahale mi var? Müdahale mi olacak? O arkamıza dolaşıyordu bunları ya. Dedim ya, istemiyorum. Yönlendir arkadaşlar, yönlendir. Yönlendir. Bırak. Çıkın. Boşalt. Boşalt. Ateş yürüyor bana. Yürü. Yönlendir devam et. Yönlendir devam et. Yönlendir devam et. Dostlar, yasadan atacak. Dostlar, bugünkü müdahalemizin sonuna geldik. Yeni gelen ekip arkadaşları da vardı. Biz birazcık yorulduk. Evet. Yeni gelen sivil arkadaşlarımıza görevi devrettik diyelim. Biz yine gelmeyi planlıyoruz. Belki burası olur, belki başka yangın alanları olur. Çünkü yangın hala kontrol altına alınmış değil. Kesinlikle. Ama daha fazla hava desteğine ihtiyaç var. Daha fazla uçak desteğine ihtiyaç var. Çünkü helikopterler yangını söndürmüyor. Sadece yanmayan bölgelerdeki ağaçları soğutma ve ıslatmayı ve yangının ilerleme hızını azaltmaya yarıyor. Aynen. Ama arkadan hava çok sıcak. Arkadan gelen ateşin sıcaklığı yeniden onu yangını büyümesine engel olmuyor maalesef ki. O yüzden daha fazla uçak ihtiyacı var burada. İnşallah yetkililer duyar. Bugünlük bu kadar diyelim. Dualarınız için teşekkürler. Sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iyi dilek, temenniler ve dualarınız için sonsuz teşekkürler. Kesinlikle. Dostum, senin de eline, yüreğine, emeğine sağlık. Canım, iyi ki varsın. Hepimizin, iyi ki sen de varsın canım benim. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda bu yangınların bitmesi. Çünkü biz uzaktan baktığımız zaman beyaz tüten dumanlarını görüyoruz. Ama bu yangının içinde olmak, alevleri görmek, cırcır böceklerinin sustuğuna şahit olmak, kelebeklerin kaçtığına, kuşların uzaklaştığına, kaçabildiğine şahit olmak gerçekten çok çok üzücü ve yıpratıcıydı. Ağaç ve hayvanları ayrı görmüyorum. Bunu bir doğa olarak, bütün olarak görüyorum. Hepsi bir bütün zaten. Doğa şu anda ağlıyor. Bizim de ciğerimiz yanıyor. İnşallah en kısa sürede bu yangınlar son bulur. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.